Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir oya modelini yapacağım. Bir arkadaşımızın isteği üzerine bu modeli çalıştım sizler için. Yazma üzerine yapabileceğiniz bir model, havlunuzda kullanabileceğiniz bir model. Ben 4 katlı bükülmüş suni ipeklerle çalıştım. Sizler istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabanını, çiçeğin yaprak kısmını yaparak başlayacağız inşallah. Yeşil ipimi taktım iğneme. Mutlaka ipinizi esnetin. Hangi ipi kullanırsanız kullanın. Mutlaka esnetin kullanmadan önce. Şimdi buraya 4 tane zürafa yapacağım. Bir kaya, bir kök oluşturacağım buraya. Evet, ikinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafayı yapıyorum. Ve dördüncü zürafa. Arada ip yürütüyorum ki gözemeli gibi görünsün, aralık görünmesin alt sırası da. Bu şekilde 4 zürafamı yaptım. İpimi geriye getiriyorum. Eksiltme işlemi yapıyorum arkadaşlar. Gözememi yaptım yine. Hepsine birer kere batıyorum. 3 tane zürafam kalıyor. Daha sonraki sırada da 2 tane zürafam kalacak arkadaşlar. Şimdi ipimi yine geriye getiriyorum ve 2 tane zürafamı çalışıyorum. Daha sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum. Bir zürafanın içine 2 tane zürafa yapıyorum. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Düğümü sağa çekiyorum. Aynı yere bir daha batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Arttırma işlemi yapıyorum böylelikle. Yandaki zürafaya da geçiyorum. Yine aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum. İki kenarda arttırıyorum ama bir tane zürafam artıyor arkadaşlar. Aynı şekilde tekrar ipimi geriye getirerek arttırma işlemine devam ediyorum. Bu sırada 4 tane zürafam olacak. Ortadaki zürafaya geçerken bir tane zürafa oluşturdum. Bir de kenara geçerken oluşturacağım. Aynı yere battığımda 4 tane zürafam olacak. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde çalışacağım. Biraz ipinizi hafif bol tutun ki germesin, batması kolay olsun son zürafanızda. Arttırırken düzgün olsun. Şimdi hepsine birer kere batacağım. Son zürafamı da arttıracağım. Evet, şimdi son zürafama kadar geldim ve arttırıyorum. Arttırma işlemim bitmiş oldu böylelikle arkadaşlar. Şimdi eksiltmeye başlayacağım ama kenarda pırpır yaparak eksilteceğim. İpimi geriye getirdim. Biraz daha gergin getirebilirsiniz burada. Daha sonra bir tane pırpırımı yapacağım. Pırpırlı bir yaprağım olacak. Evet, bir pırpır oluşturuyorum buraya. Daha sonra hepsini birer kere batıyorum. Arttırma işlemi yapmıyorum artık. Bu sırada 4 tane zürafam olacak. Arttırmadığım için. Evet, şimdi üçüncü ve dördüncü. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladım. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Pırpıra batmıyorum tabii ki. Yine pırpır oluşturuyorum. Ve eksiltmeye devam ediyorum. Bu şekilde
bir zürafa kalana kadar devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane zürafam kaldı. Onun da üzerine geriye geliyorum. Bir tane pırpırımı yaparak yaprağımı tamamlıyorum. Şimdi burada kesebilirsiniz de ipi aşağı doğru uzatabilirsiniz de arkadaşlar. Ben bu sefer uzatacağım aşağıya doğru ve geriye saklayacağım ipimi. Daha sonra yandaki zürafaya kör ilmekle geçiyorum. Ve buraya bir, iki tane zürafa yapacağım. Sonra ipimi geriye getiriyorum. Ve aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturacağım. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa oluşturuyorum. İki tane zürafa yapmış oldum. İpimi tekrar geriye getireceğim. Baştaki zürafaya yine bir daha batacağım. Arttıracağım burada. Sonra ikinci zürafaya geçeceğim. Ve tekrar arttırma işlemi yapacağım. Bakın 3 tane zürafaya çıkmış oldum böylelikle. Şimdi ipimi geriye getireceğim. Baştaki zürafaya ama büyük getireceğim bakın. Daha sonra sondaki zürafaya batacağım. Ve aynı büyüklükte bırakacağım. Daha sonra tam dibe tekrar iniyorum. Böylelikle çiçeğimizin kök kısmını ayarlamış olduk. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. Turuncu ipimi aldım. Köprünün içine bağlıyorum. En sağa çekiyorum. Şimdi buraya iki tane zürafa yapacağım. Yok, 3 tane yapacağım arkadaşlar. Şimdi 3 tane zürafamı yaptım. Biraz önce yeşil yaprakta yaptığım gibi arttırma işlemi yapacağım. 7 tane zürafa olana kadar arttıracağım arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar, şimdi 7 tane zürafa olana kadar arttırdım işimi ve alttaki ipimi kesiyorum. Ve ipimi uzatarak aşağıya iniyorum. Şimdi yine aynı bunun gibi 3 tane çalışacağım yan yana. Evet arkadaşlar, şimdi 3 tane yarım yaprağımızı yaptık bu şekilde 7'ye kadar arttırarak. Şimdi ipimizi düzgün bir şekilde, gelecek şekilde ilk baştaki zürafaya kadar uzatıyoruz. Gergin bırakmayın. İpin zorlanırsınız daha sonraki ilmeklerde. Evet, en başa kadar geliyoruz bu şekilde ipimizi tutarak. En baştaki zürafaya bağlıyoruz. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyoruz. Bir tane zürafa oluşturuyoruz. Sonra yine yandaki zürafaya geçip iki tane zürafa oluşturdum. Şimdi ipimi geriye getiriyorum. Yandaki zürafaya geçerken bir zürafa oluşturuyorum ve son zürafama batarak bir üçgen oluşturdum. Ondan sonra ipimi yandaki, pardon, aynı zürafaya batarak iniyorum. Yine aynı şekilde İki zürafa, minik minik kayalar, yaprakların uç kısmını tamamlayarak iniyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci yaprağımı da tamamladım. Üçüncü yaprağıma geliyorum. Aynı şekilde 1
Ve ikinci zürafamı yapıyorum. Biraz zor battım. Daha sonra ipimi geriye geçiriyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Son zürafam düğümümü yapıyorum. Bakın aşağıya inerken burada ikinci zürafam, biraz önce zor battığım, ve bunun birinci zürafasına batarak iniyorum. Aralıklı olmasın diye yapraklarım yapıyorum bunu. Buradaki zürafada bir sıkıntı varmış. Biraz zorladı bizi. Evet. Şimdi yine aynı şekilde yaparak bütün yapraklarımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi son yaprağımı da tamamladım. Ve tekrar dibine inerek, buradaki ikinci zürafamıza inerek bitiriyoruz inşallah. Bitirebilirsem. Evet. Şimdi bu şekilde yaparak çiçeğimi tamamladım. Şimdi bunun işlemelerini yapmamız gerekiyor üzerine. Biraz karanfil andıran bir oya modeli. Evet arkadaşlar, şimdi işlemeler yapacağız bunun üzerine. Üstteki iki zürafanın arasındaki zürafaya ipimi bağlıyorum. Çift düğüm attım ve ipimi kesiyorum buradan. Evet arkadaşlar, şimdi ipimi bağladım buraya. Alt taraftan geçiriyorum ve düzgünce yerleştiriyorum. Daha sonra diğer tırtıktan geçiriyorum, yerleştiriyorum, diğer tırtıktan geçiriyorum, yerleştiriyorum. Diğer tırtıktan, bütün tırtıklardan geçiriyorum böylelikle. Evet, bu şekilde tamamlıyorum. En son tırtığımdan da geçiriyorum ve yine son iki zürafanın arasına düğüm yaparak bitiriyorum işimi. Evet, bu şekilde çiçeğimizi tamamlamış olduk. Arkası ve önü düzgün bir şekilde. Daha sonra alttaki bir tane zürafamız var yeşil arada. 3 tane zürafa yapmıştık. Ona ipimizi bağlıyoruz. Ve aynı yere batarak bir tane pırpır oluşturuyorum. Daha sonra 2 tane daha pırpır yapacağım buraya. 2 ve 3 tane pırpırımı oluşturuyorum. Ve iplerimi keserek temizliyorum. Bu şekilde oyamı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Bana destek olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. İyi günler diliyorum arkadaşlar.